Merhaba arkadaşlar. Ekonomi bilimi, mikroekonomi, makroekonomi, uluslararası ekonomi, büyüme kalkınma ekonomisi gibi bölümlere ayrılıyor. KPSS ve ardından girilen kurum sınavlarında hangi ekonomi bölümünden kaç soruyla karşı karşıya geleceğiniz sınavı yapan kurumlar tarafından önceden belirtiliyor. Şimdi sizin gireceğiniz kamu bankalarının servis görevlisi sınavını genel olarak Anadolu Üniversitesi düzenlemiş. Son yıl Gazi Üniversitesi hazırlamış. Fakat bu yıl gireceğiniz sınav yine Anadolu Üniversitesi elinden çıkacak. Ve alan bilgisi sınavının %40'ını aşan kısmı, yani 20 soruya yakın kısmı da genel ekonomiden çıkacak. Yani alan bilgisinden başarılı olmak en çok çıkacak soru sayısı genel ekonomiden olduğu için genel ekonomiden başarılı olmaya bağlı. Birincisi şu, Anadolu Üniversitesi'nin soru tarzını biliyoruz. Çok zorlayıcı sorular olmaz ama kapsamlı sorulardır. Ancak dediğim gibi kaç tanesi mikrodan, kaç tanesi makrodan çıkacak diye bir belirtmedikleri için, böyle bir özel bilgi vermedikleri için geçmiş yıllarda yapmış oldukları sınavları model alarak sizler için bir kapsam oluşturdum. Bir genel özet, bir genel çerçeve çizdim. Ardından da 100 soruyla bu genel çerçeveyi pekiştirdim. Bazı yerlerinde zorlanacaksınız ama tekrar dinlerseniz mutlaka başarılı olacaksınız. Biraz dikkat, biraz konsantrasyonla tüm soruları yapabileceğinizden eminim. Görüşmek üzere.